Sen ne yapıyorsun burada? Hoş geldin hayatım. Ben de geç kalacaksın diye korkmuştum. Aman Ender, çekil. Bak çay da hazır. Tam annenin sevdiği gibi. Sen ne istiyorsun benden ya? Beni delirtmek mi istiyorsun ha? Söylesene. Şşş, annen duyacak. Yoksa kadının yine rahatsızlanmasını mı istiyorsun? Ben bunca zaman seni nasıl tanıyamamışım? Nasıl bu kadar kör olabilmişim? Ailemi bile kandırmayı başardın. Ama eninde sonunda gerçek yüzünü onlar da görecek. Sen var ya, şeytansın, şeytan. Benimle iyi geçinmeye bak Aylin Hanım, yoksa canımı çok kötü yakarım bırak seni. Bırak beni, git başımdan. Bırak. Sen benim başımın belası mısın ha? Bırak beni. Aşkım, şimdi ailecek çok güzel bir film izleyeceğiz. Ha bu arada senin için harika bir sürprizim var. Gidiyorum ben. Ailem de sana inanmak istiyorsa inansın, yeter artık. Sana tavsiyem şu filmi izlemeden hiçbir şey yapma. Kararın değişecek sevgilim. Evet sayın seyirciler. Şimdi izleyeceğiniz film bu zamana kadar çekilmiş en iyi aldatma filmlerinden biridir. Bu seneki Oscar ödüllerinde özellikle kadın oyuncu dalında favori gösterilmekte. Ender yeter. Şşş, sakın. İşte sayın seyirciler, sabırsızlıkla beklediğiniz filmimiz. Nasıl? Sevgilim, nasıl? Beğendin mi? Hı? Beğendin mi? Sen manyaksın. Nereden buldun bunu? Çok kolay oldu. Eğer sen kuzu kuzu dediklerimi yaparsan hiç sorun çıkmaz. Yok illa bildiğimi yaparım diyorsan annen de baban da biricik kızlarının neler çevirdiğini seyrederler. Tamam mı? Yani bana kalsa seyretmemelerini tercih ederim. Ne de olsa ikisi de yaşlı ve hasta insanlar. Değil mi karıcığım? Bu tür şeylere kalpleri dayanmayabilir. Ama sonuçta senin annenle baban. Ve bu senin kararın. Kapat şunu. Evet Aylin Hanım, ne diyorsun? Son kararın mı? Aylin. Cevap ver. Yeter, cevap ya. Ver, konuşsana. Cevap ver. Kapat şunu. Söyler misin bana? Tamam. Ne istiyorsan olsun, tamam. Merhaba anneciğim. Aa, ne oldu? Niye kapadınız televizyonu? Hani güzel bir aşk filmi seyredecektik. Hoş geldin bebeğim. Bu film bozuk çıktı anneciğim. Ama merak etmeyin, ben başka bir film daha almıştım. Ne zamandır böyle bir arada film izlememiştik. Aferin Ender, iyi düşünmüşsün. Değil mi Aylin? Ya. Hadi gel. Gelin, gelin böyle. Şunları da alın. Roza Hanım, işimiz bitti. İnanın sizin güvenliğiniz için en iyisi buydu. Süleyman Bey size her şeyi anlatacaktır. Yine olayları abartmıştır Süleyman. Hazırsanız gidelim. Konuşmamız gerekiyordu, unuttun mu? Roza Hanım, bakın zaten geç kaldık. Her neyse sonra yapalım bu konuşmayı. Lütfen açlı. Ben... Böyle bir şey nasıl söylenir bilmiyorum. Ben...
Ben senin anneni mi açtım? Bir şey demeyecek misin? Tabii şaşırdın sen de. Ben de böyle birdenbire söyleyiverdim. Ama seni kaybetmişken... yıllar sonra tesadüfler bizi bir araya getirdi. Bu imkansız. Benim annem öldü. Hayır, ben ölmedim. Bak karşındayım işte. Sen benim oğlumsun. Üzgünüm. Ama gerçek bu. Hayır. Beni dinle Esmer. Her şeyi anlatacağım. Anlatacak bir şey yok. Benim annem de babam da buradan çok uzakta. Doğu'nun bir köyünde yıllar önce öldüler. Ama... peki bu boynundaki aç? O benim. Sizin mi? Bu Ezo'nun kolyesi. Çocuklar, bir ihbar aldık. Rozan, yanıma gel. Nasıl geleceğim? Çıkamam buradan. Çabuk. Çabuk. Nasıl kurtulacağız? Kurtulamayacağız buradan. Nereye gittiğini sanıyorsun sen ha? Arkadaşlarımla eğlenmeye. Ben söyleyene kadar bu evden dışarı çıkmayacaksın demedim mi ben sana? Dedin. Ama ben ne zaman senin dediğini yaptım ki babişkom? Bana bak. Bugün ben ne dersem olacak, anlaşıldı mı? Anlaşıldı babacığım. Ha, eğer gebermek istiyorsan durma, çık git. Benim için fark eder mi sanıyorsun? Senin kızın olarak yaşamak ölmekten beter. Bahar. Babacığım. Korkma hayatım, korkma. Yanındayım. Ben yanındayım.
Bırakmam seni ben, merak etme. Korkma, korkma güzel kızım. Hadi, koşun lan. Çabuk, çabuk. Hadi, gel. Nerede? Nerede? Roza Hanım. Gel Roza Hanım. Gel. Seni bulmadan ölmeyeceğime söz vermiştim. Ne oldu Aydın? Balistikten bir şeyler gelmedi mi hala? Maalesef bir bağlantı bulamadılar. Süleyman Çese'nin evinde gerçekleşen silahlı saldırıyla oteldeki çatışma arasında bir ilişki kurulamadı. Aynı anda aynı şekilde saldırıya uğruyorlar ama bir bağlantı yok, öyle mi? Ne biçim iş bu ya? Peki Ali nerede? Çağır onu bana. Sinan Özcan. Seni daha önce de o otelde görmüştüm. Çatışmanın ortasında ne işin vardı? Yanlış zamanda yanlış yerdeydim diyebiliriz. Süleyman Çesen'le bağlantın nedir? Yıllardır onun yanındayım. Beni suçlu gibi mi sorgulayacaksın? Biz pusuya düşürülen tarafız. Unutma. Sanık değil. Bana sizin tarafta pek masummuş gibi görünmüyor. Buna sen mi karar veriyorsun? Amirim, müdürüm seni görmek istiyor. Thank you.
Anneciğim. Bundan sonra size ben bakacağım. Üzülüp tekrar öyle hastalanmak yok. Ah Ender'cim. Bir de Aylin'le olan sorunlarınızı halletseniz ne iyi olacak. O da olacak anneciğim, hiç merak etmeyin. Her şey düzelecek. Bu arada dün gece Aylin benden özür diledi bile. Günaydın. Günaydın. Günaydın kızım. Ben çıkıyorum anneciğim. Aa, kahvaltı etmeden mi gideceksin? Hastanede bir şeyler yerim. Geç kaldım. Ben de seninle geleyim. Seni hastaneye bırakıp işe öyle geçerim. Hoşça kalın anneciğim. Güle güle çocuklar. Kızım bana bir kahve yapıver. Bol köpüklü olsun. Peki efendim. Rol yapmaya devam et. Eminim annen şu an pencereden bizi izliyor. Bak nasıl bildim. Aa, lütfen karıcığım sen yorulma, ben kullanırım. Beni kızdırmazsan sorun çıkmaz. İğrençsin, senden nefret ediyorum. Nazlı. Kızım. Kızım. Güray! Güray! Güray çabuk gel! Ne oldu? Nazlı gitmiş. İlaçlar da boş. Ne yaptı bu kız? Nerede? Kızım nerede Güray? Bul onu hemen ne olur. Yarabbim bir delilik yapmasın. Tamam, sakin ol. Sakin ol Fatoş. Bulacağız onu. Sen burada kal. Ben hemen aramaya çıkıyorum. Oynayalım mı? Yaversene kovamı! Ya ver! Ya bıraksana! Sana kale yapacağım! Ya ver! Anne! Ağlama! Niye ağlıyorsun? Oynuyoruz işte, ne güzel! Kovamı vermiyor! Oğlum ne oldu? Ah yavrum! Deli misin sen ya? Ne yapıyorsun sen çocuklara böyle? Ne istiyorsun? Ben deli değilim. Tamam bir tanem, geçti canım. Kalk, kalk. Gel oğlum, gel. Kim bu kadın? Deli mi ne? Aa. Ben deli değilim. Deli değilim. Çatlak galiba. Aa, vallahi kimse çatlak. Yok mu? Biri polis çağırsın. Manyak ne polis çağırması be? Ben zaten polisim. Aa. Ben polisim. Polis! Polis! Ay imdat, polis! Ay polis yok mu? Sus be kadın! Ne bağırıyorsun? Küçük kurban, küçük kurban. Günaydın küçük hanım. Dün siz de kötü şeyler yaşamışsınız. Geçmiş olsun. Sen de kimsin ya? Ben Roza Hanım'ın yardımcısıyım. Çek şunu ya. Ay, Allah size sabırlar versin. Allah'ım ne korkunç bir andı.
Haçlı olmasa belki de şu an yaşamıyorduk. Hepimize geçmiş olsun. Biz de bugün yarın kendimize kalacak başka bir yer buluruz. Saçmalama. Ben neredeysem siz de orada kalacaksınız. Tebrik ederim doğrusu. Her felaketten kendine bir çıkar sağlamayı başarıyorsun. Ne demek istiyorsun sen? Tebrikler. Nihayet bu eve taşınmayı başardın. Artık kraliçeliğini ilan edip üvey kızını saraydan kovabilirsin. Bahar saçmalama. Benim buraya yerleşmek gibi bir düşüncem yok. Senin iyi kadın numaraların bana sökmez, anladın mı? Bunlarla sadece Süleyman Çesen'i kandırabilirsin sen. Ben seni tanıyorum. Ve ben hayatta olduğum sürece sen amacına ulaşamayacaksın, anladın mı? Bahar lütfen. O yüzden buraya yerleşmeden önce geldiğin yeri iyi düşün. Her sabah senin gibi bir kadınla aynı evde uyanmak istemiyorum. Haçlı ne zaman çıkacak? Bak, ne bir aksilik istemiyorum ona göre. Esmer bugün yanımda olmalı. Ne bu eve yerleşebileceksin, ne de annemin yerini alabileceksin, anladın mı? Babamı kandırabilirsin ama ben yutmam bu numaraları. Kes artık bu saçmalığı. Senin hakkında bildiğim her şeyi anlatacağım. Bakalım o zaman ne yapacaksın? Yeter! Bu ne rezillik? Hemen odana çık terbiyesiz. Hemen! Süleyman lütfen. Hemen! Hemen! Hadi! Sorgulamanın tam ortasında başka yere nakletmek de nereden çıktı? Başsavcıdan gelen emir böyle. Yapabileceğimiz bir şey yok. Kimin emri olursa olsun. Ben bu adamı hiçbir yere göndermem. Burada biz sorgulayacağız. Sakin ol Ali, sakin ol. Sen elinden geleni yaptın. Bundan sonrası onların işi. Başını belaya sokma. Tamam mı Ali? Ne olacaksa olsun. Umurumda bile değil. Bu adamda görünenden çok daha fazlası var. Biliyorum. Ve ben bunu öğreneceğim. Burada emirleri ben veririm Ali. Sen de uygulayacaksın. Anlaşıldı mı? Gel. Müdürüm. Amirim, dışarı gelseniz iyi olacak. İzninizle. Bırak! Lütfen Nazlı Hanım. Sizi gerizekalılar, ben de polisim. Geliyoruz. Bırak Nazlı beni. Hanım. Bırak. Ama sakin olmanız lazım. Lütfen. Bırak. Lütfen. Bu daha hiçbir durun şey. Durun lütfen. Hepinizi ödeteceğim bunu. Ne oluyor burada? Amirim ne oluyor? Yavaş. Bana değil. Canım. Onlara soracaksın. Amirim başka bir karakoldan şikayet üzerine Nazlı Hanım'ı almak zorunda kalmışlar. Kendisini tanıyınca da buraya getirmişler. Tamam bir tane. Tamam çocuklar sağ olun. Hadi. Geçti. Tamam. Geçti, tamam hadi bak. Dağılın. Geçti bir tane bak. Tamam. Geçti, ben yanındayım. Bak ben yanındayım. Bak ben yanındayım. Bak ben yanındayım. Yanımda değilsin. Hiçbir zaman olmadın yalancı. Nazlı. Ya sakin ol lütfen bak. O gece de yanımda değildin. Tamam özür dilerim bak, özür dilerim bir tanem, bundan sonra... Bundan sonra yok. Sen artık beni sevmiyorsun. Benden kurtulmak istiyorsun. Yapma Nazlıcığım bak lütfen, hadi hadi gidelim ha. Rica ediyorum bırak, bir tanem bak. Bırak beni yalancı. Komiserim belki de en iyisi hastaneye götürmektir. Kapa çeneni. Oraya gitmeyeceğim. Nazlı hadi bir ben tanem. Ben deli değilim. Ya, Nazlı. Deli değilim. Bırak. Bırak beni. Düşündüğümden daha çabuk çıktın. Kim yaptı bunu? Çok kötü görünüyorsun. Kim yaptı bunu? Hiç kimse. Ne demek bu? Süleyman Çesen ne kadar araştırırsa araştırsın hiç kimseyi bulamayacak. Neden?
Çünkü her şeyi ben yaptım. Sen mi? Ben ölümden döndüm, farkında mısın? Beni gözden çıkardın. Risk almazsan başaramazsın. Beni riske atıp ne kazandın peki? Süleyman Çesen'in gücünü. Artık sana hiçbir konuda hayır diyemeyecek kadar borçlu. Bir insanın sevdiğinin canı kendi canından daha kıymetlidir. Sen bunu iyi bilirsin Esmer. Artık bizim de bir bebek yapma zamanımız geldi. Minicik, şirin bir bebek. Böylece mükemmel bir aile oluruz. Hem annem babam da buna çok sevinirler. Sana diyorum, alo. Bu gece bebek yapmaya ne dersin? Hı? Hiçbir çocuğun senin var olduğun bir cehennemde yaşamasına izin vermem. Laflarına dikkat etsen iyi olacak Aylin Hanım. Senden bir çocuk doğuracağıma ölürüm daha iyi. Öyle mi? Deli misin be ne adam? Ne diyorsun be? İşine bak sen. Hadi. Şükürler olsun abi. Sapasağlam geldin ya. Başka bir şey istemem artık. Tüm İstanbul dün geceki kahramanlığını konuşuyor abi. Bizim işte bu kadar konuşulmak pek iyi değildir Eyüp. Nasıl yani abi? Geçmiş olsun, geçmiş abi. Olsun abi. Geçmiş olsun abi. Haçlı, nihayet. Manyak mısın kızım ya? Sana bir şey olacak diye çok korktum. Nasılsın? Bundan sonra kendine daha çok dikkat etmen lazım aşkım. Çocuğunun daha doğmadan babasız kalmasını istemezsin herhalde. Yine mi aynı hikaye? Bak kızım, seninle küçük oyunlarınla uğraşacak zamanım yok. Anladın mı? Yeter. Sen bunlarla oyna. Dur bir dakika. Bana inanmayacağını biliyordum. Bak, doktor raporu. Hamileymişsin. Tebrik ederim. Ama ben hala baba olduğumun bir kanıtını göremedim. Bu çocuk senden. İster inan ister inanma. Ben bu çocuğu dünyaya getireceğim. Manyaksın sen. Doktor, yalvarırım bu ağrıları durdurun. Daha fazla dayanamıyorum. Ağrı kesici verin bana, uyutun beni. Üzgünüm ama daha fazla ilaç veremeyiz. Biraz sakinleşmeye çalışın. Sizin işiniz bu değil mi? Bana yardım edin. Elimden geleni yapıyorum. Biraz daha sabredin. Kimsenin elinden hiçbir şey gelmiyor mu? Ben sadece ağrılarımı kesecek bir ilaç istiyorum. Bunun neresi bu kadar zor? Sadece ağrı kesici istiyorum. Lütfen bileğimi bırakır mısınız? Ağrılarımı geçirene kadar bırakmayacağım. Nazlı Hanım lütfen. Ne demek olduğunu bırakın, anlarsın lütfen. Yardım edersin. Nazlı Hanım lütfen. Nazlı lütfen. Sakin ol bir tanem. Bırak doktorun bileğini. Hastayı bağlamak beni ağlamıyor. Lütfen. Çok canım aşkım, yanıyor. Geçecek. Ali Bey lütfen. Ali yardım geçecek. Et. Geçecek hadi bana. Topla kendini bir tanem ya ne olur. Ali Bey lütfen. Bırak. Bağlayın hemen. Bakın bundan sonrasıyla biz ilgileniriz. Lütfen. Siz dışarı çıkın. Bırak lütfen dışarı bırak. Çıkın lütfen. Ali! Ali! Tutun. Ali! Tutun. Sakin olun Nazlı Hanım. Bırakın beni. Lütfen Ali! Sakin olun. Ali! Sakin olun. Bırakın beni. Tamam. Bırakın. Tamam.
sakin olun. Ali! Bırakın beni! Ali! Bırak! Ali. Yeri değil biliyorum ama sana kötü bir haberim var. Sakın. Adam bir saat önce serbest bırakılmış. Of! 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 Oğlum, evladım, sana canımı borçluydum. Şimdi sevdiğimin canını da borçluyum. Bana hiçbir şey borçlu değilsiniz. Bak, bu silah bizim aile yadigarımız. Yıllarca babadan oğula geçti. Biliyorsun, benim bir tek kızım var. Oğlum yok. Ama olsaydı senin gibi olmasını isterdim. Bundan böyle sen benim sağ kolum değilsin. Oğlumsun. Sahip olduğum her şey senindir. Her şey. Oğlum. Sana geldiğimizi haber vermek için not bırakmıştım. Almadın mı? Yo, aldım. Ama çok işim vardı. O yüzden ilgilenemedim. Aylin, Nazlı çok kötü durumda. Yasemin Hanım çok iyi bir doktordur. Göreceksiniz, nişanlınız kısa zamanda kendini toparlayacaktır. Aylin, neyin var senin? Niye böyle davranıyorsun? İlgilenmem gereken hastalarım var. Hoşça kalın. Kendimden nefret ediyorum. Yürü. Nedret, ne oldu? Bak Aylin, eşyaların arasında ne buldum? Şu haplara bak. Bak. Hala, bunlar benim değil. Yemin ederim hala ya. Hem onun gizlice eşyalarımı karıştırmaya hakkı yok. İyi ki karıştırmışım. Yoksa Allah bilir ne zaman fark ederdik bunları kullandığını. Ben kullanmıyorum dedim sana. Niye inanmıyorsun? Beni zorla hastaneye getirdin. Bu yaptığın iğrenç. Seni asla affetmeyeceğim. Affetmek mi? Asıl ben seni affetmeyeceğim. Ben sadece senin iyiliğini düşünüyorum. Baban bunları görürse ikimizi de öldürür. Neyi düşündüğün ortaya çıktı. Öldürürse öldürsün. Hayal. Ben senin gibi korkak değilim. Hayal. Kesin bu şeyler yüzünden böyle konuşuyor. Bu haplar kızımı beynini ele geçirmiş. Hala ya, bari sen bir şeyler söyle şuna. Hemen test yaptıracağız. Ondan sonra da gerekirse hastaneye yatarsın. Tamam Nedret'ciğim, sakin ol. Her şeyi halledeceğiz. Tamam. Gel anacığım, ben sana bir çay ısmarlayayım. Şimdi biraz daha iyi misin? Güzel. Çünkü annen sakinleşene kadar sen olgun davranıp ona yardımcı olmalısın. Niye hala ya? Yetişkin olan o. Ama olgun davranması gereken kişi ben miyim? Biliyorum hayatım. Kulağa saçma geliyor.
Ama insanlar anne baba olduklarında bazen saçma sapan şeyler yapabiliyorlar. Çocuklarını çok sevdikleri için kontrollerini kaybediyorlar. İşte o zaman çocukların sakin olup anne babalarına yardımcı olmaları lazım. Ama ben gerçekten kötü olan hiçbir şey yapmadım. Bir kez bile kullanmadım. Sana inanıyorum. Peki sende ne işi var? Bir arkadaşım. Onun için saklamamı istemişti. Sadece birkaç gün için. Hayalcim. Bunları saklayarak arkadaşına yardım etmiyorsun. Aksine başına gelebilecek en büyük kötülüğü hazırlıyorsun. Peki ne yapmam lazım? Arkadaşının ailesine bunu anlatmalısın. Olmaz hala. Arkadaşımı ele veremem. Bana güveniyor. Evet. Senin onun kötülüğü için hiçbir şey yapmayacağına güveniyor. Ama ailesine bunu söyleyemem. Gerçekten. Tamam o zaman. Arkadaşını ikna edip hastaneye getirirsin. Ben onunla ilgilenirim. Anlaştık mı? Hı hı. Oh, odasının kuzusu. Çiçekler için telefon edecektim ama yapamadım. İyi ki telefon etmedin. Yoksa buraya gelip seni görmek için bir bahane olmazdı. Buraya gelmek için bahaneye ihtiyacın yok ki. Burası sizin hastaneniz. Peki seni görmek için bir bahaneye ihtiyacın var mı acaba? Yok. Ne de olsa arkadaşız. Hem sen benim boşanma avukatımsın. Ama sen benim için çok özel bir arkadaşsın Yasemin. Seni görmek beni mutlu ediyor. Görüşemedik. Bu bir daha görüşmeyeceğiz anlamına gelmiyor. Birbirimizi çok sevdik ha? Bir daha karşıma çıkacak olursan seni elimden kimse kurtaramaz. Haberin olsun. Allah'tan başka kimseden korkum yok. Elinden geleni yap. Senin hayatını kurtardım. Yani? Yani bana borçlusun. Ne istiyorsun? Doktordan uzak duracaksın. Sana ne bundan? Senin gibi bir belayı kaldıramaz. Ondan uzak duracaksın. Bana bak. Ben canım ne isterse onu yaparım. Sen de borcunu almayı çok istiyorsan çeker silahını vurursun beni. Vurursun beni. İyice anladın mı? Ne oluyor burada? Ali? Kavga etmeyin.